Kutuyu açmaya çalıştığım zamanlarda ne kadar heyecanla, şimdi yüzüne bakmıyorum. Niye heyecanını kayıp mı etti yoksa içinden sana heyecanlı şey çıkamayacağını mı düşünüyorsun? İçinden mutlaka bana bu heyecanı yeniden verecek, bu neydi acaba, bu kelime bana neler hatırlatıyor diyeceğim şeyler çıkar da. Aha. Kutuyla ilgilenmişim ya, yanlış yerle ilgilenmişim aslında. Kutuyu Ne, açmakla ilgilenmişim. neyle ilgilenmek istiyordun? İçindekiyle. Ha. Ve bildiğim halde yapmıyorum. Asıl problem de bu. Şimdi üzerine gidebiliriz. Kutunun mu? Evet. İçindekilerin. Hı hı. Açayım mı o zaman bir tane? Bir kutu varsa sakladığı bir şey vardır. İçinde vardır onun, evet. Tabii. Saklıyorsa saklamaya değer bir şeydir o. Değerlidir. Ne kadar tılsımlı gelirdi bana söylediğinizden babaannemler, teyzemler sandıkları olurdu böyle. Evet. Yasaktı bizim oraya gidip bakmamız aslında yani. Çok kıymetliydi. Bak daha tılsımlı bir şeyi hatırla. Sahurda ne yiyorlardı yahu? Sahurda. He. Ona biz ne diyorduk? Sahur demiyorduk. Başka bir ismi vardı onun. Hatırlamadım. Temcit. Temcit. Temcide kalkıyordu. Yani sabah uyuyorsun, sabah kalkınca bakıyorsunuz. Onlar yemişler. Ha tamam. Bizim oruç tutmadığımız zamanlar. Evet çocukken. O diyorum o kesinlikle bunlar biz uyurken çok 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 özel bir şeyler yiyorlar yani. Biz görmeyelim diye. Biz görmeyelim diye. Birkaç defa yani babaannem rahmetli kaldırdı. Ha baktım evet. Fena değil yani börek yiyorlar. Gecenin üçünde çay demleten bir din diyor yani. Güzel ama. Güzel olmaz mı? Gecenin güzel, üçünde çay güzel demlememize sebep olan bir inanış, bir din. Evet. Güzel olmaz mı? De böyle şeylere girmesinler ya. Ay tok olalım, çok tok olalım, açlık çekmeyelim. Çekelim açlık ya. Açlık çekeceksin. Yani. Hani tok olunca sen değilsin. Aç olunca değil. Tok olunca dışarıya bütün bağların kesiliyor. Gözeneklerin tıkanıyor. Bana ne demeye başlıyorsun? İnsanın tokluğu çok tehlikelidir. Açlık İnsanı süzer, süzgeç haline getirir, hissetmeye başlarsın. Senden dışarıya, dışarıdan sana gözenekler açılır. Empatik bir hale girersin. Anlar hali, anlamaya çalışır hali. Evet, evet. Yani anlamaktan ziyade anlamaya çalışması gerektiğini bilmek. Aha. Sen diyordun şimdi, madem ki fakirlerin halinden anlamak içindi, zenginler tutsun o halde. O zaman evet yani fakire aha farz olmasaydı. Fakire niye farz biliyor musun? Fakir... Alışıktır zaten. Alışıktır. O başka. Fakir zenginleşir. Fakir zenginleşir Ramazan'da. Nasıl zenginleşir? Zenginlerin verdikleriyle değil. Onun o özlemle beklediği iftar sofrası var ya, o iftar sofrasında zenginlerin de tattığı o çocukluk duygusunu, o çocuksu sevinci tadar. Eşitleniriz. Fakir de, zengin de eşitlenir. Herkes yoksullaşır. O yüzden yoksul fakir der ki gel gel bakalım Hikmet Ağa. Hadi bakalım Ali Rıza Baba. Bak bizdensin artık. Ve o iftar sofrasında herkes fukaranın bir parça ekmek bulmasındaki sevinci yaşar. Bak istediğin zaman yiyememek nasıl bir duyguymuş Hikmet Ağa. Ya. İstiyorsun ama yiyemiyorsun. Param var alırım diyorsun ama yok paran var alamıyorsun. Bak paran geçersizleşti. Sen sana yetmiyorsun. Yetemiyorsun. Paranla hükmedemiyorsun aleme. Yani demek ki ekmek senin değilmiş. Demek ki su senin değilmiş. Demek ki dudak senin değilmiş. Damak senin değilmiş. Gırtlak senin değilmiş. Beden senin değilmiş. Zaman senin değilmiş. Ah evet. İstediğin gibi akıtamıyorsun. Duyuluyor mu saat sesi? Saatin sesi duyuluyor mu? Tembelleşti bugün. Bence tembelleşen o değil benim. Ben onu kurmayınca niye ses versin? Sen böyle kurar mısın içinden sık sık? Ne? Kurar mısın? Böyle. Kuran tipler var ya. Yok. Vallahi. Yok yani... Şeye inanırım ben, hani neyle ilgili kurduğumu düşündünüz bilmiyorum da, hani kurduğumu düşünmediniz, neyle ilgili sorduğunuzu bilmiyorum ama ben, siz ne söylüyorsanız ben ona tamam.
Odur yani. Odur benim için. Çünkü çok yorucu. Bana böyle dedi ama arka uygulamada ne açık acaba? Böyle hayat olmaz ki. Yani o yüzden şeye kadar dayandırıyorum ben bunu. 40 defa yenilsek de insana güvenmekten vazgeçmeyeceğiz. Yani ben onu çok seviyorum. Evet. Yani o yüzden yazılı önemlidir, sözleşme önemlidir, falan önemlidir filan. Ama benim için onun bir tık ötesinde hep şey vardır. Senayi abi, bu bana uygun mu? Satın alayım mı sizden? Evet uygun. Tamam, benim için bu önemli. Çalışıyor şu an. Çalışıyor. Kurduğun iyi oldu yani. Dönüyor da bak saniye. Saniyesi dönüyor. Bilini yeni gördüm, evet. İnsan için derler ki, yani saniye çok koşuyor da ne oluyor? Yel kovalıyor. Yani o ismi oradan geliyor biliyorsun. Yel kovalıyor. O kadar hızlı gidiyor. Yahu sonuçta yel kovan ne kadar dönerse dönsün itibarını akrepten alıyor. Onun sükunetinde o. Hani habire koşup durma. Akrep zehrine düşer, yel kovanı yağmalar. Böyle bir şiir mi var? Ha, benim. Güzelmiş. Bir de şunu açacağız. Evet. Tabii. Onu açabilecek miyiz acaba? İnşallah. Aha. Ona sıra gelirse. Söz verdik, trafik polisine konuşacağız. Trafik polislerinden konuşacağız. Sen beni öveceksin. Evet. Ben seni över miyim bilmem. Yani benim övülecek bir yanımı bulabilirseniz olur. Arayacağım onu. Nasıl kibirli konuştum değil mi? Tabii canım. Şu an benim yaptığım kibirdi, onu söyleyeyim ben. Yani nacizane beni övebileceğiniz bir yer olur mu bilmiyorum ama işte ne olduysa diye. Beni öv demek istiyor. Provoke ediyorsun yani. İlla ki öv. Evet, evet. Canım olur mu? Estağfurullah ya, sen buradan başlıyorsun. Manipüle aslında ediyorum sizi. Beni övün diye. Evet. İlginç. Al. İyi hadi bakalım. Çıksın kelimemiz. Belki övmekle ilgilidir. Belki. Sen şimdi trafik polisine niye sorduğumu merak ediyorsun ya. Evet. Trafik polisi imajından bahsediyorum. Benim yeğenim trafik polisi. Sonuçta hepsi kardeşlerimiz, evlatlarımız. Trafik polisi gördüğümüzde yaşadığımız duygu şudur. Bunlar kesinlikle hata arıyorlar. Ha, hata arıyorlar. Çünkü ceza yazmak istiyorlar. Yani seni sağa çek diyorlarsa senin için, sen hata etmişsindir ondan. Şimdi... Yani trafik polisi sana şöyle söyledi mi yani? Ah, çek çağa, çek sağa. Ondan sonra hadi bakalım. Mehmet Ercan Bey, evet ehliyet ruhsat lütfen. Allah Allah, ne yaptık acaba falan diyorsun. Radarda sizi 20 kilometredir izliyoruz Mehmet Ercan Bey. O nasıl zarif sollamalardı? Maşallah. Maşallah. Yani o nasıl böyle hız limitine uymalardı? Yok makas yok. Ha, yok, düzgün yok, kullanıyor. Yok yani. Zarif solladınız. Hız limitine uydunuz. Ha, kemerimiz de ne güzel bağlı. Teşekkür etmek istedik. Yani bu güzelliği yaptığınız için. Bak bak. Övme başladı bak. Yani birileri zırt diye geçiyor. Allah cezalarını versin diyor. Onları durdurmuyoruz diyor. İnsanın bu cümleleri duymaya ihtiyacı var. Zaman zaman sorarım bazen ebeveynlerle konuştuğumda, öğretmenlerle. Siz öğrencinize ve çocuğunuza trafik polisi misiniz? Yani kızcağız sabahleyin yatağını toplamadığında "Yak!" diye bir ses mi çıkıyor? Radara yakalandı. Ama topladığında kendince güzelce odasını süpürdüğünde, kitaplarını düzenli bıraktığında zaten bu olması gereken diye tıs diye bir ses mi çıkıyor? Neden trafik polisi olmayı tercih ediyorsunuz? Çünkü ceza yazan hata görür. Sadece hataları görür. Hata görmeye endeksli biri de çok bizi sevindirmez. Bizi sadece tedirgin eder. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.